Çok kıymetli Konte ve izleyicileri, Sahur Vakti programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. 27. geceydi dün, Kadir Gecesi'ni kutladık. Rabbim tekrar Kadir Gecesi'ne ulaşmayı nasip eylesin inşallah. Dualarımızı ettik. Rabbim inşallah bizleri duaları kabul olunan kulların arasında ilhak eder diye temenni ediyoruz. Bugün yine geçen hafta yarım kalan Yunus Emre'yi anma ve anlama programı vardı. Biraz yarım kaldı. İnşallah onun devamını işleyeceğiz. Yunus Emre'yi anmaya ve anlamaya çalışacağız. Programımıza başlamadan önce Kur'an-ı Kerim tilavetimiz var. İnşallah Enes Avcı Hocam bizlere En'am suresi 159 ve 164. ayet-i kerimeler okuyacaklar. Ulubatlı Hasan Akşemseddin Camii İmam Hatibi Hocam buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Enes Avcı hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık inşallah. Efendim Yunus'u anlamak Mevlana'yı anlamaktır. Mevlana'yı anlamak Hacı Bayram Veli'yi anlamaktır. Hacı Bayram Veli'yi anlamak Akşemseddin'i anlamaktır. Hepsi aslında aynı. Çünkü beslendiği kaynak aynı. Kur'an ve sünnet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Akşemseddin ne diyorsa Hacı Bayram Veli de aşağı yukarı aynı şeyler, aynı mesajları vermektedir. Bizim bu Allah dostlarını, mübarek insanları anlamamız lazım. Özellikle de gençlere anlatmamız lazım. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in yanında Akşemseddin Hazretleri vardı. Mutlaka Osmanlı'da ve Selçuklu'da baktığımız zaman Cihan Sultanları'nın yanında mutlaka bir gönül sultanı vardı. Ve Cihan Sultanları aslında bir yerlere, fetihlere gitmeden önce gönül sultanları oraları fethediyorlardı. Bizim geçmişimizde işgal yoktur. Günümüzde bazı insanları duyuyoruz, İstanbul'un işgal edildiğini falan söylüyor. Çok komik geliyor çünkü Müslümanlarda işgal anlayışı yok. Müslümanlarda fetih anlayışı vardır. Ve Ahmet Yesevi Hazretleri'nden itibaren ki sahabelerden tabi başlamak lazım aslında fetih hareketlerine. Anadolu için söylemek gerekirse önce dervişler gelmiştir, Allah dostu mübarekler gelmiştir. Buraları gönülle fethetmişlerdir. Daha sonra askeri olarak, devlet olarak gelinmiştir. Onun için bugün Yunus Emre'yi anlamak bizim için çok önemlidir. Gönül fethi nasıl yapılır onu öğrenmemiz gerekiyor. Geçen haftadan yarım kalmıştı. İzleyicilerimiz de çok bu konuda talep ettiler. Allah razı olsun, Mahmut Ulu hocam da bizi kırmadı. Bu hafta Yunus Emre'yi tekrar kaldığımız yerden inşallah hem anmaya hem anlamaya çalışacağız inşallah. Konuğumuz az önce de söylediğim gibi senarist yazar Mahmut Ulu hocam. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Aksaray'dan geldiniz. Evet, Allah razı olsun. Evet, yolu eyvallah. Tepip geliyorsunuz. Eyvallah. Yunus olana diyor. Yolda yanmaz. Eyvallah. Aksaraylı hemşerilerimize de buradan selam iletiyoruz. Sizin nezdinize inşallah. Eyvallah. Bizler de hem Konyalı kardeşlerimizi hem Aksaraylı hemşerilerimizi ve ülkemizin yurt dışından da pek çok dinleyenimiz, takip edenimiz var. Evet. Her birini saygı ve muhabbetle selamlayalım. Sahurlarını inşallah mübarek olsun diyelim. Ramazanlarında kutlamış olalım şimdi. Eyvallah Sayın Hocam. Evet Sayın Hocam ilk biraz ben giriş yapmaya çalıştım. Acizane siz evet. Varken pek yapmamak lazım aslında ama. Estağfurullah. Yunus Emre'yi anlamak aslında hani bu toprakları anlamak, bu insanları anlamak. Yunus Emre, Tapduk Emre, Hacı Bayram Veli, Somuncu Baba Hazretleri hepsi bir değer bizim için. Evet şüphesiz. Biz geçen hafta Yunus Emre'yi anlatıyorduk. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun Sayın Hocam. İnşallah ama Yunus Emre'ye geçmeden ki onlar biliyorsunuz uzunca bir yolculuk. Yunus'un yolculuğu bitmeyen bir yolculuk ki eğer Yunus'un yolculuğu bugün bitmiş olsaydı Yunus daha önce de bahsettiğimiz gibi aramızdan ayrılalı gideli 700 sene olmuş ve 700 senedir o yolun hala sonu gelmedi. Bu sonsuz bir yolculuktur zira. Ebed olana, sonsuzluğa giden, sonsuzluğa götüren bir yoldur Yunus'un yolu. Biraz önce o giriş yaptığınız şeyler çok dikkat çekiciydi, hoş anekdotlardı. Zira Somuncu Baba'dan bahsettik, Hazreti Mevlana'dan bahsettik, Hacı Bayram Veli'den, Akşemseddin'den bahsettik. Orada çok önemli bir husus var. Onu kimisi bilir, kimisi bilmez, kimisi bilir de farkında evet. olmaz. Şimdi Allah dostlarına baktığımız zaman, Yunus olsun, Tapduk Emre olsun. Mesela Tapduk Emre bir kişi yetiştirir. Bir kişi Yunus yetiştirir. Yunus Emre'yi yetiştirir. Ve Yunus Emre bir söz söyler, bir kelam eder. Molla Kasım'a çarpar ama orada duraklamaz o söz. Molla Kasım'ı aşar. Dereleri, nehirleri, ateşleri, gökleri aşar. Ve o ses çağlar sonrasına ulaşır. Yine baktığımız zaman bir Somuncu Baba vardır. Ekmekçi koca, Somuncu Baba. Sadece bir ekmekçi koca değildir. Eğer öyle olsaydı İstanbul'un fethine, biraz önce bahsettiğiniz o işgali değil haşa, İstanbul'un fethi zira işgalde yıkım vardır, fetihte inşa vardır, ihya vardır, diriltme vardır ki biz İstanbul'a girildikten sonra İstanbul'un nasıl ihya edildiğini, nasıl irşad edildiğini, nasıl inşa edildiğini biz çok iyi biliyoruz. Somuncu Baba Hazretleri bir kişiyi yetiştirir. Çok önemlidir. Bir kişi Hacı Bayram-ı Veli,
Hacı Bayram-ı Veli binlerce kişiye ulaşmak için uğraşmaz. Bir kişiyi yetiştirir. Bir kişi. Ha, çok talebesi vardır, çok halifesi vardır. Ama bir tanesi gözdedir, gözdesidir. Zira onda bir ışık vardır, onda bir aklık vardır, onda bir paklık vardır. Hacı Bayram Hazretleri Akşemseddin'i yetiştirir. Ve Akşemseddin Hazretleri bir kişiyi yetiştirir. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri. İşte o bir kişi de dünyanın akışını değiştirir. Tarihin akışını değiştirir. Bir devri kapatır, bir devri açar. Dolayısıyla bir kişi çok önemlidir. Tabii Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri de bu meselenin farkındadır. O da ilim anlamında bir kişi için devletin bütün hazinelerini, koskoca Osmanlı'nın bütün hazinelerini dökmekten, serdetmekten hiç çekinmez. Hatta Ali Kuşçu'yu Osmanlı topraklarına davet ederken ünlü matematikçi, ona çok büyük maddi imkanlar sunar Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. İtiraz ederler kimileri. Derler ki bu kadarı biraz fazla değil mi sultanım deyince Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri enteresan bir şey söyler. O kişi der bana bir kişi yetiştirsin. Gerçekten devletine, vatanına, milletine artık neyse dinine, diyanetine faydalı bir kişi yetiştirsin. Ben değil bu bütçeyi, ülkenin tüm bütçesini, tüm hazinesini ona açmaya hazırım der. Dolayısıyla o insanların yetiştirdiği, o silsilenin yetiştirdiği o birler bir gün gelir, bütün ümmetin yükünü sırtlayabilir. Böyle okumak lazım. Diğer bir husus, o girdiğiniz, bahsettiğiniz mesele, Anadolu'nun İslamlaşması, bu toprakların mayası, hamuru kimlerin elinde karılmış? Hazreti Mevlana'ların elinde karılmış. Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin o halifeleri, o silsilenin ellerinde karılmış. Fetih her zaman askeri müdahalelerle gerçekleştirilmez. Bazen de gönül fethi gerekir. Kaldı ki askeri fetihlerin kalıcılığı çok zordur. Ama gönül fethinin kalıcılığı ilelebet devam eder. Zira baktığımız zaman gerek Selçuklu'nun Anadolu'ya girişi, gerekse Osmanoğlu'nun atamızın, dedemizin Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da kuruşuna baktığımız zaman dervişlerin, gönül ehlinin, o mübarek zatların, o Allah dostlarının çok büyük katkılarının, çok büyük tesirlerinin olduğunu görüyoruz. Bazen bir yere önce asker giriyor, orayı fethediyor fakat o fetih kalıcı olmaz demiştik. Daha sonra gönül erleri giriyor, o fethi tamamlıyorlar. Bazen de asker girmeden önce gönül erleri öncü birliklermiş gibi gidiyor. Ahalinin gönlünü fethediyor. Daha sonra asker o hazır beldeyi siyasi olarak fethediyor. Aynı zamanda şey değil mi hocam? Mesela Harekhane Hazretleri. Evet tabii ki. Kars'ta mesela türbesini ziyaret etmek nasip oldu. Celal Baba diye bir orada türbe mesela gördük kalenin içerisinde. O da Allah dostlarından birisi. Evet. Yani hem manevi fetihler yapıyorlar tabii ki. Gönül. Hem de askerleriyle dergahlarda gerektiğinde savaşa da katılıyorlar. Tabii ki. Çok ilginç yani. Onunla ilgili şimdi bazen şöyle yanlış algılarımız olabiliyor. Daha önceki bir programda ben söylediğimi hatırlıyorum. Evet. Dergahlar tekkeler miskinlik yuvası değil. Bunu açıklıkla söyleyebiliriz. Eğer miskinlik yuvası olsaydı Anadolu kıtlıktan kırılırken Hacı Bektaş Pir'in dergahına zahire almaya insanlar gitmezdi, mahrumlar gitmezdi. Demek ki orada bir üretim var, orada bir hareket var. Dervişler sükunet zamanı, sulh zamanı eker biçer üretir. Ahilik kültür, ahilik bir dervişlik yani, şeklidir. Tabii. Bir dervişlik şeklidir. Dervişler savaş zamanı da ellerinde kılıç cephede savaşırlar. Mesela Emir Sultan Hazretleri, sevgili peygamberimizin 24. kuşaktan torunu, Yıldırım Beyazıt Han'ın da damadı, aynı zamanda Somuncu Baba Hazretlerinin gönül dostu, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin gönül dostu, Molla Fenari'nin gönül dostu, talebesi. Emir Sultan Hazretleri Nibolu Zaferi, yanlış hatırlamıyorsam ama Yıldırım Beyazıt Han'ın yaptığı bir savaş. O savaşta 500 müridiyle cephede çarpıştığını mesela çoğumuz bilmeyiz. Hocam, evet, deriz ki Sufi, köşesine çekilmiş, elinde tesbih. Almış, Allah çekilmiş. Allah Allah, o değil işte. Sufi barış zamanı Allah Allah der. Amin. Ama savaş zamanında da Allah Allah der. Ses tonu artar. Karşısında eğer gönlüne gireceği birisi varsa gönül diliyle konuşur.
Ama karşısında kendilerine yıkım için gelmiş bir grup, bir ekip, bir düşman var ise onlara da anlayacağı dilden konuşur Sufi. Sufi'nin dili çok yumuşaktır. Yani tabii ki Sufi'nin dili çok yumuşaktır. Ama Sufi'nin kılıcı çok keskindir. Buna dikkat etmek gerekir. Bunları böyle okumak lazım. Eyvallah hocam. Hakikaten şimdi geçen yani bazı diziler var. Bu diziler de geçen orada bir tabii şeyh var. Şeyh Edebali. Evet. Arkadaşlar dedi ki hocam bizi izliyorduk. Şeyh Edebali'nin dedi hemen müritleri dedi elinde kılıç savaşıyorlar. Dedi evet. Böyle miymiş? Hakikaten sizin dediğiniz doğru. Evet. Yani ama dua ordusu olmadan da zaten kılıç tabii ordusu ki. Da bir işe yaramaz. Hem dua olacak tabii hem ki. Kılıç olacak. Tabii ki. O noktada Akşemseddin Hazretleri ile Fatih Sultan Mehmet Han'ın ilişkileri çok enteresandır. Biliyorsunuz İstanbul'un fethi zorlu bir süreçten sonra gerçekleşmiştir tabii. ki Resulullah Efendimiz'in müjdesine mazhar olmak isteyen pek çok komutan İstanbul'u kuşatmıştır. Çok kez kuşatılmıştır İstanbul defaatle. Osmanlı sultanlarının pek çoğu Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar belli bir güce eriştikten sonra İstanbul'a gözlerini dikmişlerdir. Tabii. Fethetmek için mücadele etmişlerdir. Yani. Yıldırım Han'ın kaç girişimi vardır? Yani. İkinci Murad'ın kaç girişimi vardır? Ama nihayetinde tabii. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin nasip olacak ama kolay değildir. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri aynı zamanda büyük bir savaş dehasıdır. Büyük bir ilim adamıdır. Çok genç yaşta biliyorsunuz 7 lisan bildiği söylenir. Matematikte çok ileridir. Tabii, mühendislikte, tabii. hendisede muazzam bir başarı örneğidir. Ama İstanbul kolay değildir. İstanbul'u almak kolay değildir. Orada sadece askerin, sadece ordunun gücü kafi değildir. Hatta öyle bir noktaya gelir ki Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri yılgınlık gösterir tabiri caizse. Yani ümidi kırılır. Yani fetih ümidini olmayacak mı diye. Tabii olmayacak mı diye. Yani. O sırada manevi fetih, manevi o destek devreye girer ve Akşemseddin Hazretleri biraz daha der, biraz daha gayret Allah'ın izniyle fetih yakındır der. Açık bir fetihle inşallah müjdeleneceğizdir. Biraz daha gayret. Sultan ve askerleri yeni bir cehd ile, yeni bir gayret ile bir hücum daha, bir hücum daha ve nihayetinde İstanbul o yıllarca Bizans'a, Roma'ya yurtluk yapmış bir anlamda o belde ne olur? İslam beldesine dönüşür. Nihayetinde o yapılardan, bir dönem kilise olan o yapılardan ezanlar... Allahu Ekber nidaları göklere yükselir. Bu fetihte asker ne kadar mühim ise İstanbul'un fethi örneğini söylüyoruz ki diğer tabii, bütün fetihlerde böyledir. Çanakkale'mizi mesela bilmez miyiz? Aynı şekilde dua ile sadece tabii, kılıçla, tabii. kalkanla, mızrakla olmadı o iş. Anadolu'nun o dili dualı, analarının duasıyla o fetihler gerçekleşti. O aksakallı büyüklerin, hocaların, tabii. şeyhlerin duasıyla gerçekleşti. Ve Efendimizin ifadesiyle yaşlılarınız, çocuklarınız ve o dilsiz hayvanlarınız olmasa musibetler size yağardı ya. Denilen o bahsi geçen hedef kitlenin duasıyla, gönlüyle o fetihler gerçekleşti ve Anadolu'muz bugün o dualarla, o fetihlerle, o gönül fetihleriyle bugün ayakta. Amin. Yavaş yavaş Yunus Emre'ye geçelim mi hocam? İnşallah. Yunus dergahı terk etmişti değil mi en evet, son? Evet. Dergahı terk etmişti. Yunus'un başına çok işler geldi yolda. Yunus bilemedi. Hamlığıyla karar vermişti. Hamlıkla yola çıktı. Bazen dedik ya, kimini ateş oldurur, kimini dert oldurur, kimini çile oldurur. Ama kimini de yol oldurur, yol. Yolun oldurduğuna derman sığmaz der büyükler. Yol oldurdu mu tam oldurur. Yunus yolda çok şey gördü. Bir dergaha uğradığını bahsetmiştik ama toparlamak adına söyleyelim. Evet. Bir dergaha uğradı ve onlara selam verdi yolda dergahtaki dervişlere. Dervişler Yunus'u el üstünde karşılayacakları yerde, Yunus öyle ümit etmişti. Beni dedi el üstünde karşılarlar. Bunca zaman çile çekmişiz, bunca zaman dergahlarda, tekkelerde ömür geçirmişiz. El üstünde karşılanırız diye ümit ederken Yunus, ne yazık ki Yunus'a güldüler alaycı bir şekilde. Ve şöyle dediler Yunus'a, ne ararsın dediler. Yunus, aşk alacağım ve aşk vereceğim bir dergah ararım. Şeyh ararım dedi Yunus. Beni derviş edecek bir şeyh ararım. Tabi dervişlerin tepkisi çok alaycıydı. Gülerek karşılık verdiler ve dediler ki, başında sarığın, sırtında cübben yok. Bu nasıl bir dervişlik iddiasıdır dediler. Ha dedi Yunus.
Demek o iş öyle değilmiş. Demek bu işler çok zormuş. Demek bu işlerde ömür verilirmiş de yol bitmezmiş, yolun sonu gelmezmiş dedi Yunus. Onlara ama dersi vermeden gitmedi. Dedi ki, dervişlik dedikleri hırka ile taç değil. Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. A dervişler dedi, a dervişler, yanlış yerde aramadasınız. Hırka ile tacı gidin bit pazarında arayın, orada bolca bulunur dedi ve yürüdü. Dervişler hatalarını anlamışlardı, koştular Yunus'un ardından ama Yunus bir kez kırılmıştı. Devam etti, ders alıyor. Her bir adım, her bir basamak hamlığını oldurmak için bir dersti. Zira Yunus Tapduk Emre'nin makamına geldiğinde, zamansız meydan istediğinde Tapduk Emre ona gönüllü yol vermişti. Haydi Yunus'um git dedi. Giderken ne diyordu ardından? 40 yıl diyordu. 40 yıl Yunus, 40 yıl. Seni kaynar kazanlarda kaynattım. Hala dünya kokuyorsun. 40 yıl haydi, yani, değil mi? Dile kolay. Haydi o kokularından sıyrıl da gel. Yunus kapıyı çarpacağı zaman hışımla yürüyünce Tapduk Emre seslendi. Yunus dedi. A oğul, a derviş. Kapıyı çalmadan girmek için çarpmadan çık. Ama Yunus çarptı bir kez. Kızmıştı Yunus 40 sene. 40 sene dedi, gitti derviş olamadım. 40 sene. Biraz daha yürüdü. Nihayet kendine derviş kılıklı tipleri derviş, çok da böyle temiz yüzlü erleri karşılaştı. Erlerle karşılaştı. Hah dedi, bunlarla dedi. Gidersem herhalde ben de derviş olurum. Selam verdi. O dervişler de baktılar Yunus temiz yüzlü bir er. Gelsin dediler, katılsın bize, devam edelim. Yol yürüdüler birlikte. Onlarla beraber de oldu Yunus. Bir kısım hamlıklarından da o yolculukta kurtuldu. Zira onlar konuşmuyorlardı. Onlar susarak anlaşıyorlardı. Ve Yunus susmanın çok tesirli kelamlar etmek olduğunu öğrendi yolda. Çok şey öğrendi. Yol insana öğretecekti. Yol acıydı, yol zorluydu, yol mihnetliydi ama yol iyi bir öğreticiydi. Yol iyi bir hocaydı. Yol iyi bir yol göstericiydi. Nihayet bir müddet gittiler ve mola zamanı geldi. Dervişlerden bir tanesi dedi ki, şimdi dedi bugün sıra kimdeyse soframızı hazır etsin de nimetlenelim. Yunus şaşkın. Dedi ki, bunlar acaba ne yiyecekler? Ne nereden gelecek var, bu azık? Ne evet, suları var, ne de yanlarında bir keseleri var. Herhangi bir şey yok. Ne yiyecekler? Merak etti. İşin sonuna göre karar verecekti Yunus. Ya onlarla beraber gidecekti ya da onları da terk edecekti. Bir müddet beklediler. Dervişler gözlerini kapatınca Yunus adettendir herhalde dedi. Gözlerini kapattı. Bir derviş duasını etti. Sonra amin deyip elini yüzüne sürdü. Ve nihayet gözlerini açtıklarında Allah onlara muazzam bir sofra ikram etmişti. Allah onları doyurmuştu. Musa Aleyhisselam'ın kavmini doyurduğu gibi. Allah onları doyurmuştu. Yunus çok sevindi. İşte dedi, gerçek dervişlik bu, istediğim buydu benim. Elimi açayım, dua edeyim, nimetler gelsin. Önüme dere mi çıktı, su mu çıktı, yürüyeyim, geçeyim. Deniz mi denk geldi, basıp geçeyim üzerinden. Dara mı düştüm, uçayım, çıkayım dağlara. Yunus böyle şeyleri istiyordu aslında. Ve ağlaya ağlaya yürümüştü Yunus deryahı terk ederken. Ben yürürüm yane yane, aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane. Gel gör beni aşk neyledi diyordu Yunus. Yollara düşmüştü ya Yunus. Gah eserim yeller gibi. Gah tozarım yollar gibi. Gah akarım seller gibi. Gel gör beni aşk neyledi. Dergah bulamadı, dervişlere uğradı. Ve kendini kınadı Yunus. Kendine acıdı. Kendine acındırdı Yunus. Ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim. Baştan ayağa yareyim. Gel gör beni aşk neyledi diye diye gitmişti Yunus. Ama nihayet dedi, aşkı bulacağım erleri buldum. Sofra hazır, yemeklerini yediler, dualarını ettiler, topladılar. Yolculuk, haydin dervişler yürüyelim. Bir müddet gittiler. Kimi diyor bir gün, kimi diyor üç gün. Nihayet yine yemek zamanı. Yine dua, yine sofra. Birkaç gün sonra bu sefer sessizlik. Dervişler sustu, Yunus sustu. Yunus dervişlerin gözüne baktı. Acaba hangisi edecek diye. Dervişler yere baktı Yunus'a bakmadan. Bir müddet sonra dervişlerden bir tanesi Yunus'a doğru yöneldi ve dedi ki, ey can dedi Yunus'a, dile destur buyur da
Allah bizi rızıklandırsın. Sıra sende. Haydi dedi. Sıra sende. Evet. Yunus şaşkın. Yunus hamlığıyla ne isteyebilir ki? Yunus dergahı terk etmiş. Yunus makamı terk etmiş. Yunus mekanı terk etmiş. Yunus kimden neyi isteyebilir ki? İstemeye yüzü var mı hamlıkla? Ham olanın olmamışın sofrada kısmeti var mıdır? Biraz merak edelim mi hocam? Bir eser arası verelim. İnşallah. Ne olacak acaba, ben de merak ediyorum. İnşallah. Müsaadenizle. Eyvallah. Evet değerli izleyicilerim, Selman Çevik kardeşimiz bizi yine yalnız bırakmadı. Çok güzel bir eserle inşallah bir eser arası vereceğiz. Bu Akru Fikri ile Mevla Bulunmaz eserini bizlere okuyacak inşallah. Buyur kardeşim. Yunus Emre'yi selam verilir. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Yunus öldü deyip selam verilir. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Ya Allahu Allah, Allah Allah Allah, 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 ya Allahu Allah, Allah Allah Allah. Dü cismim ateş aşkınla yansın ya Resulallah. Dü cismim ateş aşkınla yansın. Dü cismim ateş aşkınla yansın ya Nebi Allah. Ya Allahu Allah, Allah Allah Allah, ya Allahu Allah, Allah Allah Allah.
Eyvallah kardeşim, ağzına gönlüne sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet hocam, ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor Yunus Emre. Yunus derin söylüyor. Derin söylüyor. Güçlü hakikaten. Söylüyor. Ölen beden imiş, değil mi? Aşıklar ölmez. Yunus ölümsüz eser bırakmış. Hı hı. Ölümsüzlüğün tabiri caizse bize iksirini vermiş. Hani Lokman Hekim, hı hı, ölümsüzlüğün ilacını bulmuş diye, evet, anlatırız ya. Evet. O ilaç nedir Fatih Hocam, bilir misiniz? O ilaç esasında bedenin ölümsüzlüğü değildir. Lokman Hekim'in aradığı da bedenin, hı, ölümsüzlüğü değildi. O da biliyordu hak vaki olunca, hayır, mutlaka, hakikatin tabii, gerçekleşeceğini. Tabii. Ama bize diyordu ki eğer ölümsüz olmak istiyorsan ey can, Yunus ol, Yunus gibi ol. Ölümsüz, hı, bir eser bırak geriye. O bütün eğrilikler içerisinde en doğruyu bulmaya çalış. Sen ararsan Allah sana onu buldurur. Bak Yunus, Yunus'la ilgili çok güzel bir benzetme, çok güzel bir cümle kullanmışız bir zamanlar Yunus Emre, evet, kitabımızda. Aşkın dergahına eğri odun getirmeyen doğru müridin hikayesi. Müthiş, diye bir cümle kurmuş. Müthiş. Aşkın dergahına, evet, aşk dilendiği dergaha eğri odun getirmeyen doğru müridin hikayesi. İşte çok Yunus, Yunus doğruluk hikayesidir, hı, Yunus. Yani doğruluğu sadece günahta, sadece sevapta aramamak, hı, gerekir. Hı. Bazen temsil de onu anlatır. Hı. Dost doğru odunlar onun ruhunun, onun tabiatının, hı, onun istikametinin, onun niyetinin de doğruluğunu gösterir. Değil mi? Bu dergaha eğri odun girmez. Tabii öyle diyordu Yunus. Hı. Şeyhi tutmuştu bir gün, hı, kolundan Yunus. Heyecan demişti Yunus. Kurban demişti. Bu dağlarda hiç mi eğri odun? Ne zamandır bakarım dost doğrularını getirirsin. Hı hı. Yunus bütün safiyetiyle, bütün samimiyetiyle efendim demişti şeyhim. Dağlarda eğri odun vardır. Lakin burası eğrilik yurdumudur. Dergah doğrular evidir, doğrular yurdudur. Buraya odunun dahi eğrisi girmese gerek. Hı. Deyip Tapduk Emre onu uğurlarken ardından bakıyordu. Ah Yunus'um demişti. Ah ne büyük derviş oldun ama haberin yok. Değil mi? Ama haberin yok demişti. Evet. Zira Yunus çok daha çile çekti, hı, ve nihayet o kapıyı çarptı gitti ya. Hangi kapılardan çarpıldı çıktı Yunus? Hangi kapılardan? Nihayet. Yemeğe gelmiştik değil mi hocam? Sofra gelecek mi, gelmeyecek sıra, mi? Sıra Yunus'taydı. Evet. Dervişlerden bir tanesi başını kaldırdı. Hı. Ey can dedi. Destur buyur, dua et. Rabbimizi nimetlendirsin. Deyince Yunus durdu. Ve içindeki o hamlığın korkusu depreşti Yunus'un. Kimden? Ya. Kime? Ne isteyecekti? Hangi yüzle isteyecekti? Hangi kapıya dayanacaktı? Zira Yunus kendinde o haddi, o hakkı görmedi. Bizim gibi hadsiz değildi Yunus haşa. Hiçbir şeyimiz yokken her şeyi isteme hadsizliği bizde yok mudur? Ya, değil mi hocam? Gücümüzün yetmediği, boyumuzun ermediği, hafsalamızın almayacağı şeylerin taliplisi biz değil miyiz? O makamlar kaldıramayacak nice insanlar var değil mi? Nice insanlar geldi geçti layık olmadığı halde. Nice makamlara. Dolayısıyla Yunus o hadsizliği kendinde görmedi. Yunus bir dervişti, derviş olmuştu. Ha, dünya hamlığı yok muydu? Evet, bir hamlık vardı. O da olacaktı, süreç yani, zaman. Evet, süreç zaman. Nihayetinde bu yolculuk ne zamana kadar? Doğumdan ölüme, evet, kadar. Ha, ölümden sonra yine yolculuk bitiyor mu? Bitmiyor. Bitmiyor. Sadece boyut değiştiriyor. Tabii. Boyut değiştiriyor. Ondan sonra bu yolda devşirdiğin, bu yolda topladığın, bu yolda düşürdüğün, bu yolda bıraktığınla yüzleşiyorsun. Tabii, tabii. Valizi burada hazırlayacağız yani. Ahiret tabii, dünyanın, hı-hı, tam bir aynasıdır. Hı-hı. Dünyadan gidiyorsunuz, ahirete geçince devam etmiyor, geri geliyorsunuz. Geri geliyorsun. Ne bırakmışsan onları toplayıp, tabii, geliyorsun geri gelirken. Ne giderken ne bırak? Içecek, tabii, tabii, tabii ki. Tabii. Tabii ki. Şu an bir insan, bir can, dervişlik o yüzden sık sık aynayla özdeşleştirilir. Hı hı. Sık sık kendi aynanda kendini izle denir dervişe. Kendini gör, kendini bil. Zira kendini bilmeyen Rabbini bilir mi? Yunus Emre değil mi? İlim, evet, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, sen kendini kendi aynanda görmezsen, sen kendi ruhunu tanımazsan ya bu nice okumaktır? Yunus öyle diyor. Hacı Bayram Sultan değil mi? Sen seni bil, sen seni derken esasında kendi aynanda kendi ruhunu izle diyordu. Evet. Sayın hocam, bir reklam arası vereceğiz. İnşallah. Sohbetimize. İnşallah. Değerli izleyicilerimiz, bir reklam aramız var. Bizden ayrılmayın efendim.
Kardeşim çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Evet Sayın Hocam. Yunus Emre'de kalmıştık. İnşallah. Sofra gelecek mi gelmeyecek mi onu merak ediyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Yunus da çok merak ediyordu. Dervişler Yunus'a bakınca Yunus korktu. İçindeki o hamlık depreşti. Acaba dedi kimden isteyeceğim? Yunus bir ara şunu düşündü. Kalkıp gitsem mi acep? Dervişlere mahcup olmak da var. Utanmak da var. Zira dedi ben derviş olmak için çıkmıştım bu yola. Rezil mi olayım? Dervişler gözlerini kapattı. Yunus'un dua etmesini bekliyorlar. Yunus o ara kalkıp gidesi geldi Yunus'un. Sonra dedi ki, nereden nereye dedi. Oradan gittin ay Yunus. Buradan gittin ay Yunus. Diğer taraftan gittin ay Yunus. Peki kendinden nereye gideceksin ay Yunus?
her yerden kaçtın da kişi kendinden nereye kaçacak? İnsan kalbindekini yanında götürmez mi? İnsan zihnindekileri yanında götürmez mi? Hadi sırtındaki heybeyi attın. Hadi bütün ağırlıklarını boşalttın. Hadi cübbeni çıkarıp savurdun. Gönlün hadi ayakkabılarını bıraktın. Ya kalbinde taşıdıkların, ya zihninden atamadıkların. Yunus dedi, Yunus yüzleş hakikatinde. Kendi aynanda kendini seyretme günü. Bugün imtihanın çetin olduğu bir gün Yunus dedi ve duasını etti. Ederken şöyle diyordu Yunus. Ey Rabbim dedi. Allah'ım. Çok hatam var, çok vebalim, çok günahım var. Beni mahcup etme. Allah'a vekil tayin etti kendine. Teslim oldu tam. Kişi, kul Allah'a teslim olur da, yani. Allah'a vekil tutar da, Allah o kişiye, o kula kefil olmaz mı? Amenna ve sadde. Allah'ım dedi, beni mahcup etme. Ne güzel bir dua. Yunus'un duası işte. Yaz bir kenara ve zikret, söyle bunu. Şey var değil mi? Sarılma var böyle. Tam tabii bir teslimiyet, ki, teslimiyet var. Acaba bıraktı. Yok. Bıraktı. Acaba yok. Allah'ım ellerindeyim. Ellerindeyim, beni mahcup etme dedi. Bir süre, birkaç dua daha etti. Birkaç cümle daha, onları sonra söyleyeceğim. Birkaç cümle daha söyledi. Ama gözlerini açamıyor, elleri açık. Ve nihayet o sığındıkları mağarada duvarları yankılayan bir ses, bir derviş, Ya Rezzak diye çığlık attı. Ya Rezzak. Bir başka derviş, Ya Hak dedi bir çığlık. Bir diğeri, Ya Hakim dedi. Ya Rezzaklar, Ya Haklar, Ya Hakimler artık mağaranın duvarlarından taştı, göklere yükseldi o sada. Yunus korka korka ellerini açtı ve bir de baktı ki muazzam bir sofra. Muazzam bir sofra. Dervişlerin tamamının getirdiği sofraların daha fazlası. Hepsinin toplamından daha fazlası. Dervişler pür dikkat Yunus'a bakıyor. Yunus tir tir titriyor. Allah'ım diyor kendine. Bu nedir? Bu ikram nedir? Dervişler soruyorlar Yunus'a. A kardeş diyorlar. A derviş, a yolcu. Ne dedin? Nasıl bir dua değil mi bu? Ne dedin a yolcu? Kimin namına istedin? Kimi zikrettin de Hak seni böyle nimetsiz bırakmadı? Yunus tabii ki mütebessim. Yunus mütebessim. Teslim oldu Yunus, kurtuldu. Selamete erdi ve o teslimiyetin mükafatını gördü. Dedi ki onlara, A kardeşler dedi. Dedim ki, Allah'ım bu dervişler kimin namına sana dua etmişse onun namına dua ederim, onun namına isterim dedim. Söylediğim şey bu. Müthiş. Söylediğim şey bu. Ya. Kimseyi zikretmedim. Kimseyi bilmiyorum zira zikredecek. Bilmiyorum. Benim zikrim bilmiyorum zikriydi. Yunus'un zikri bilmiyorum zikri. Bu dervişler dedim, Allah'ım senden kimin namına istemişse onun namına isterim. Sonra Yunus sordu. A dervişler dedi, siz kimin namına isterdiniz? Şimdi çok enteresan bir şey. Şimdi o dervişlerin cevabı insana Yunus'u yazdıracak söz, yazdıracak cümle. Zira benim Yunus Emre Aşk'a Ağlayan Derviş kitabını yazmamın bütün ateşleyicisi işte bu olaydır. Bu sözdür. Yunus sordu, a dervişler dedi, kimin namına istersiniz? Dervişler derin bir nefes aldı. Ah dedi can, ah canlar canı sorma. Sorma. Buralarda bir derviş yaşarmış. Adını duyarız, cismini göremeyiz bir türlü. Çok aradık. Nihayet dergahına vardık, dergahtan gitmiş, yetişemedik. Bir derviş yaşarmış buralarda. Ne zaman adını zikretsek Hak bizi böyle nimetsiz bırakmaz. Allah'a ekber. Yunus iyice merak eder. Yunus. Kim gideyim demiş? Ona varayım, kapısına eğileyim. Elini eteğini tutayım. Varayım da beni de kendi gibi bir derviş yapsın. A canlar canı dedi Yunus. Söyle hele kimmiş o? O derviş dedi ki, ey can dedi. Yunus derler. Yunus derler bir derviş ki ne zaman adını ansak Allah Hak Allah. Bizi böyle sofrasız, böyle nimetsiz bırakmaz. Yunus tir tir titredi. Mağara dar geldi Yunus'a. Sonra alem dar geldi Yunus'a. Kendi hakikatiyle yüzleşti. Kendini gördü kendi aynasında, kendini seyretti bir müddet. İşte dedi Yunus, kaçamadığın duvarlar, işte aşamadığın engeller, işte uçamadığın gökler. Uçtun mu?
açtın mı? Yüzleştin mi? Demek ki hakikat buymuş Yunus. Yunus toparlandı ve kalktı. Ben dedi artık gidiyorum. Merak ettiler. Sessizce geldin, sessizce gidiyorsun. Acı ey can. Kimsin? Hele kim olduğunu söyle. Yunus tebessüm etti. Benim dedi kimim kimliğim yok. Varın bir garip derviş deyin bana dedi. Müthiş. Bir garip derviş diyeler. Değil mi? Bir garip derviş öldü diyeler. Öyle diyor Yunus. Bir garip derviş diyor kendisine. Ve karanlıkta kayboldu gitti Yunus. Nereye? Dergaha dönecek. Ama imtihan şimdi başlıyor. Şimdi başlıyor. Koştu dergaha. Tapduk dergahında meğer muazzam bir derviş olmuş Yunus. Bilemedi. Bilemedi. Pişmiş yani. Pişti, döndü. Ama hala bir hamlık var ki Yunus'a biri ders verecek. Hayatının dersini o birinden alacak Yunus. Koştu dergaha. O yarasını gösterdiği, yar bildiği dervişler Yunus'u o yaradan vurdular. Dediler ki senin yüzünden şeyhimiz gözlerini kaybetti. Defol dediler bu dergahtan. Senin burada işin yok. Yunus'a yüz vermediler. Yunus ana bacıya vardı. Tapduk Emre'nin hanımı. Ana dedi. Ana ben yanlış yaptım. Geri dönmek isterim. Acep dedi. Şeyhim beni kabul eder mi? Ana bacı hayatının dersini verecek Yunus'a. İçindeki o hamlık vardı ya. İşte o hamlığı ana bacı olduracak, pişirecek. Yunus dedi Yunus. Şeyhinin odasının kapısına yat sabah namazı vakti. Şeyhin çıkar, ayağını çarpar sana. Kim o diye sorar. De ki ben Yunus. Şeyhim ben Yunus. Hangi Yunus derse seni gönlünden çıkarmış çık git. Bizim Yunus mu derse kalk elini öp af dile. Yunus ah dedi bu ders çok ağır oldu. Zira eşiğe kimin yattığı bellidir söylemeyeyim zikretmeyeyim ben. Eşiğe neyin yattığı bellidir. Yunus eşiğe yattı, Tapduk Emre kalktı, gözleri görmüyor ve ayağa çarptı. Kim o dedi. Yunus benim dedi. Şeyhim benim. Tapduk Emre kıyamadı. Hangi Yunus diyesi geldi ama kıyamadı. Bizim Yunus mu dedi Yunus Emre ile. Hemen sarıldılar, ülfet ettiler. Aradan çok zaman geçti. Yunus eğitimini tamamladı. Dağları aştı Yunus. Aşağı illere gitti, Şam'a gitti. Yukarı illere gitti Azerbaycan'a, Balkanlara gitti. Anadolu'yu karış karış dolandı. Anadolu'muzda 14 yerde makamı var. Bir tanesi Aksaray'da. 14 yerde. Yunus çok şey söyledi. Çok ibret vesikaları bıraktı. Çok laf çaktı kimine de. Diyordu ki mesela Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Varıp ağanın üstüne evler yapasım gelir. Hadi bakalım biz geçmekten korkuyoruz. Ev yaparım diyor. Sen kendi yolunu kendin yap ey can dedi bize. Ey can kendi yolunu kendin yap. Sonra Yunus'u çok eleştirdiler. Yunus onlara da seslendi. Dedi ki ta neylemen ah hocalar. Eleştirmeyin be beni. Hocalar eleştirmeyin beni. Hatırınız hoş olsun. Varu ben ol tamu da biraz yanasım gelir. Yanarım diyor. Hakkın cehenneminde ateşinde yanarım beni taneylemen. Nihayet 200 sene sonra birisi diyordu ki, zındık diyordu. Molla Kasım. Aldı bir gün şiirlerini Yunus'un, okudu. Ben yürürüm yani saçma dedi. Yırttı nehre attı. Bir ben vardır bende bendir. Yırttı dereye attı. Sıkıntısı geçmedi, can sıkıntısı geçmedi Molla Kasım'ın. Ateş yaktı. Diğer şiirlerin bir kısmını ateşe attı. Ama şiirleri okudukça Molla Kasım Yunus'un başka bir şey söylediğini anlamaya başladı. Ve nihayet Yunus hayır dedi yapmamalıymışım olamaz diye feryat etti. Ve yine ağlamaya başlayınca Yunus'un şiiriyle gözlerini sileyim dedi bir şiir açtı ki Yunus diyordu ki Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. Sözlerimiz doğru olsun inşallah. Amin. Sözlerimiz dost doğru olsun. Zira bizi sigaya çekecek Molla Kasımlar tetikte bekliyor. Gelebilir. Yunusça söylemek, Yunusça dinlemek, Yunusça anlamak gerek inşallah. Yunus'un yoluna canımız feda diyelim. Allah yollarından ayırmasın inşallah. Amin, inşallah. Hocam dediğimiz inşallah. Gibi programlara sığmaz Yunus Emre. Ama inşallah izleyicilerimiz faydalanmıştır. İnşallah. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu yolun yolcularıyla tanıştırmamız gerekiyor. İnşallah bir nebze faydamız olmuştur. İnşallah. Sayın hocam ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
Eyvallah. Allah onların, o mübareklerin yollarından bizleri ayırmasın inşallah. Bizleri de o yolun yolcusu eylesin diye duamız, temennimiz o şekilde. Amin diyelim. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, Sahur Vakti programı burada sona eriyor. Bugünkü program konuğumuz Mahmut Ulu Sayın Hocam, senarist ve yazar. Yunus Emre'yi anmaya ve anlamaya çalıştık. Rabbim yollarından ayırmasın inşallah ve gençlerimiz, çocuklarımız da inşallah o yolun yolcuları eylesin diye dua ve temennilerimiz var. Rabbim sahurlarımızı bereketli eylesin, oruçlarımızı kabul eylesin, sağlık ve sıhhatli bir şekilde iftara da kavuşmayı nasip eylesin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim. Eşhedü en la ilahe illallah. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر